Günaydın. Günaydın. Bu mücevher dosyasıyla ilgili sizden haber bekliyorlar aslanım. Bugün arayacağım Cem Bey. Peki. Anam siz tanışmıyor musunuz? Bak o Cem genel müdür, hoş çocuktur. Ama görünüşe aldanma, felaket dallamadır. Ay ne bu şekerim böyle Aslı Hanım, Cem Bey. Yoksa fantezi falan mı yapıyorsunuz? Yok ya Fatoş, ayrıldık ya biz. Böyle araya mesafe koymaya çalışıyoruz hani Cem Bey, Aslı Hanım falan diye. Çünkü artık bu aşamadan sonra arkadaş olmamız mümkün değil. Yani böyle yapmazsak birlikte çalışmamız çok zor. Aslı, anam bundan sonra sen de o zaman bana bebeğim diye hitap eder misin? Hayır, motivasyon açısından şesu vallahi çok kuru kuru oluyor yani. Ay ne kadar zor böyle şeyler be. Ay hayır, bir de Cem beni her yere arabayla götürüyordu ya. Kaç gündür taksi öldüm. Vallahi gülmedi yani, param bitti. Yani böyle pratik üzüntüleri de var. Tabii. Kızım bak, dün de bunu asparagusta görmüşler. Ve sabaha karşı dağıtmış kendini. Yani bozmuş falan yani. Dans ediyormuş, düşünsene. Dans mı ediyormuş? Tabii canım. Cem dans etmez ki ya. Ay bıraktım çocuğu, dağıldı görüyor musun? Ama yanında asistan denilen kız da varmış. Hadi be. Ya, ama yani ya bir şey olmuş ya. Yani galiba yani Melisa'nın anlattığına göre bunu arkadaşı takılıyorlarmış. Yalnız böyle dans ederlerken Cem birden böyle kızın üstüne yıkılmış. Ay anladın mı? Anladım. Ha. Neyse yani bunları hani çay partisinde kızlarla konuşuruz ya. Bol bol dedikodu manasında. Dağıtmış ayol, Cem bu kadar gezer miydi? Her gece başka bir yerde görülüyormuş. Böyle danslar manslar ve gittiği yerden en son o çıkıyormuş barmenle birlikte. Ay söylüyorum işte Fatoş ya, bıraktım çocuğu dağıldı. Aslında yani o pek dağılmış değil de sanki... Merhaba arkadaşlar. Biliyorum kusura bakmayın, biraz geç kaldım. Uyanamadım. Cem, ne haber? İyi. Cem, nasılsın? Ha? Vallahi iyiyim. Hayatımda hiç bu kadar iyi olmamıştım. Böyle zincirlerimi kırmış gibi falan hissediyorum kendimi. Efendim? Evet, ne haber? İyi, senden? Bu akşam, nerede? Harika. Oraya gitmeden önce bir yemeğe gideriz. Harikaymış, okey. Yok, dağılmış. Bitti. Ay çok merak ediyorum. Bakıyorum. Ay. Bu ne? Böyle öğrettiler Fatoş. Ay böyle silik oldu dudak mı olur? Arapacı gibi olmuşum. Bir daha acemiyim Fatoş. Of. Merhaba hocam. O ne ya? Ya yani Fatoş'a plastik makyaj yaptım. O kadar yok bir şey. Ama abi bu çok korkunç ya. Korkunç falan değil. Sadece çirkin. Öyle mi? Ben biraz uykusuzum. Kusura bakmayın ya. Dans, mans, kilo falan da vermişim. Sinirlerim bozuldu benim. Fatoş. Canım bu halde benim odama gelmezsen çok sevinirim. Asabım bozuk benim, tamam mı? Tam tahmin ettiğim gibi gece hayatının etkileri. Şekerim alışık değil ki. Böyle birdenbire yüklenince olacağı bu işte. Ama yani... Ya günde 2 saat uyuyorum arkadaşlar, inanabiliyor musunuz? 5'te yatıyorum, saat 5'te, 9'da kalkıyorum ya. Güne de iyi dayanıyorum ama ya. Ama böyle yaşamanın da kendine göre zevkleri var ya. Kesinlikle hoş yani. Hani böyle ortamlara giriyorsun, insanlarla tanışıyorsun, dans falan ediyorsun. Ay bebeğim! Cem sakin ol. Çok özür dilerim. Bir an boş buldum. Aniden görünce şey oldu. Neyse ben kahve içersem kendime geleceğim.
Bu bugün kaçıncı kahve? Of. Sinirlerim bozuldu tabii oğlum. Sabaha karşı geliyorsun eve. Bir duş. Hop işe. Bari gittiğin yerlerde güzel kızlar var mıydı oğlum? Sen onu söyle. Zayıfladın iyice güzel çocuğum. Yüzün çöktü. Anne lütfen ya. Aklım almıyor. Aklım almıyor yani. Bir Safinaz kız için dağıttın kendini. Bacakları uzun, güzel bir kızdı. Fena değil. Anne rahat bırakın beni. Benim dağıttığım falan yok. Çok mutluyum ben, tamam mı? Çok iyi eğleniyorum. Oğlum vallahi değmez. Çık sokağa, onun gibi 100 tane var. Anne, benim evden geceleri çıkmamın aslıyla bir ilgisi yok. İyi bir şeyler bulabildin mi bari? Mesela senin şu genç asistanın bilekleri ince, fena değil, güzel bir kız. Bir iş çıkmaz mı ondan? Bülent, sana ne?